Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber TRT'nin yapmış olduğu Dünya Kupası uygulamasını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de Dünya Kupası'nın yayın hakları TRT'de arkadaşlar. O yüzden sanıyorum böyle bir uygulama çıkartma gereği duymuş TRT. Çok fazla kullanışlı olmasa da basit bir mantığı var. Gördüğünüz gibi burada günün maçları yazıyor. Bugün işte hangi maçlar var, saat kaçta. Maçın üzerine tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi işte hangi şehirde oynanacak, hangi stadyumda oynanacak falan filan gibi bilgiler yazıyor. Bu bilgiler çok gerekli değil. Aslında bize kadrolarla ilgili hani daha güncel bilgiler ulaştırsa biraz daha iyi olurdu. Hani böyle bir uygulama yaptıysan eğer bütün bilgileri ben görmek isterim Dünya Kupası ile ilgili. Neyse geriye gelelim. Daha aşağı indiğimiz zaman son 6 maçın sonucunu görebiliyoruz bu kısımda. Yine üzerine tıkladığımız zaman maçın bir özetini buradan izleyemiyoruz. Yani maçın özetini izleyebileceğiniz bir yer var ancak orası burası değil arkadaşlar. Hani onu da şu alt kısma koysalar gayet güzel olurmuş. Daha sonra alt tarafta grupları görebiliyoruz. Gruplar gelişi güzel yazılmış şu an. Hani burada bir puan durumunu da görebilirdik en alt tarafta. Onun dışında ana menüsü bu kadar. Şöyle sağa doğru kaydırdığımızda veya şuradaki sekmeye tıkladığımız zaman fikstürü görebiliyoruz. Onun dışında şurada bir menüsü var arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman ya da sağa doğru çektiğimiz zaman bu menü geliyor. Fikstürü görebiliyoruz buradan. İlk maç Brezilya Hırvatistan'dı. Buradan işte aşağıya doğru inebiliyoruz. Bütün fikstürü burada görebiliriz arkadaşlar. Onun dışında şurada bir seçenek var. Buradan da tıkladığımız zaman işte grup maçlarını direkt gidebiliyoruz. Hani uzun bir liste olduğu için bize böyle bir sıralama yapmışlar. Finali görebiliyoruz istersek gibisinden. Bu hani birazcık daha Dünya Kupası bittiği zaman daha kullanışlı olacak bir düğme olmuş. Şurada puan durumu var. Puan durumu bu şekilde arkadaşlar. Zaten hani takip edenler ezbere biliyordur bu puan durumunu. Şu an A grubunda Brezilya birinciymiş mesela. Burada detaylı bir puan durumu var. İstediğimiz takımın üzerine tıkladığımız zaman da o takım hakkında bilgiler alabiliyoruz. Hani Dünya Kupası'na katılırken nasıl gelmiş buraya kadar işte kimleri yenmiş vesaire vesaire gibi bilgilere buradan ulaşıyoruz. Alt tarafta da işte grupta yaptığı maç skorları var burada. Takımlar sekmesi var. Bu az önce gösterdiğim kısmı bir de böyle bir sekmeye koymuşlar. Aynı muhabbet, başka hiçbir farkı yok. Onun dışında video galeri diye bir seçenek var. Burada da maçların özetlerini izleyebiliyoruz arkadaşlar. Ancak hani böyle Dünya Kupası'nın başından itibaren değil buradaki maç özetleri. Son 2 günün maçlarını alıyor zannedersem. Mesela İspanya-Hollanda maçı efsane bir maçtı. Hani Hollanda 5 tane attı İspanya ancak ben bu uygulamadan onu izleyemiyorum. İlla ki başka bir kanal aramam lazım izleyebilmek için. Şurada haberler sekmesi var. İşte burada da Dünya Kupası ile ilgili son haberler giriliyor. Zannedersem TRT'nin internet sayfasındaki spor bölümünden alınıyor bu haberler. TRT Dünya Kupası uygulaması bugün hangi maçlar var diye hani bakmak istiyorsanız ve dünkü maçların sonuçlarını vesaire öğrenmek istiyorsanız güzel bir uygulama. Onun dışında o tarz uygulamalarda insan biraz daha özet hani takımlar hakkında daha böyle detaylı bilgiler vesaire gibi şeylere önem veriyor. En basitinden hani ben şu maç sonuçları sekmesine tıkladığım zaman maç sonuçlarını görmek isterdim. Hani bütün fikstürü görmek isterdim açıkçası. Hani kaç şut çekmişler, ne olmuş maçta, ne bitmiş detaylı bir şey görmek isterdim. Bu uygulama bize onu vermiyor arkadaşlar. Hani çok fazla kullanışlı bulmadık. Onun yerine hani Google'a girip Dünya Kupası yazdığınız zaman bile sizin karşınıza çok fazla bilgi getiriyor. En azından bir bu program kadar getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google TRT'den önce düşünmüş bunu ve güzel bir uygulama yapmış bu şekilde. Ama TRT'ninki de hani fena değil. Türkçe bir kaynak tamamen. O açıdan kullanılabilir. Bu videomuzda sizlere TRT'nin Dünya Kupası uygulamasını inceledik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.